Cennette ağlayan bir adam daha vardı. O cennette ağlıyor. Şimdi bir kardeşimiz bizim yayınımıza Kanal 7'ye telefon yoluyla sormuş. Hocam cennet var mı ki şu anda hani insanlar cennete cehenneme gittiler mi ki hani bu yaşanmış bir şey mi ki nasıl bunlar anlatılıyor? Ayetlerde de var. Cehennemin halleri anlatılırken, cennetin halleri anlatılırken bunlar şu anda cehennem yok, cennet yok yani aslında var. Cennet de var şu anda, cehennem de var. Biz bilmiyoruz nerede olduğunu. Bizim ruhlarımız Azrail ruhumuzu alınca nereye götürüyor? Müminlerin ruhu başka bir yere gidiyor Müslümanlar. Kafirlerin, zalimlerin, günahkarların ruhu başka bir yere gidiyor. Sizin dünyada bile hapse atarken adi suçları bir yere atıyorlar, siyasi suçları bir yere atıyorlar, belli suçları bir yere atıyorlar değil mi? Bunun gibi değerli kardeşlerim yani Allah Azze ve Celle de iyilerin ruhlarını, iyi insanların, temiz ahlaklı, imanlı, Allah'a iyi kul olmuş insanların ruhları, Selamet, saadet, ferahlık bir yere götürülüyor. Peki o ruhlar geri gelirler mi? Ee, Malik bin Dinar Hazretleri diyor ki, benim okuduklarından öğrendiğim, Allah mümin kullarına, kafir ve zalimlerin ruhlarına verdiğinden fazla imkan verecek. Yani onlara Allah dilerse, Allah isterse onların kendi evlerini, ailelerini, ziyaretini sağlar. Görür yani onlar gelir. Yine burada bir hadisi şerif okudum. Peygamberimiz buyuruyor ki ey Allah'ın kulları yani günah işlerken utanın. Çünkü ölmüşleriniz sizin işlediğiniz günahtan utanırlar. Ananız, babanız, işte oğlunuz, gelininiz, kızınız, kimse ahirete göçmüş, ölmüşleriniz sizin ayıp işlerinizden utanır onlar. Allah'ın zorunda. Yani melekler misal der ki onlara, "Aha senin oğluna bak şu anda ne yapıyor bak bak. Bunu mu yetiştirdi?" Utanır diyor. Dolayısıyla Allah'ın kulları günah işlerken Allah'tan korkun. Ölmüşleriniz bundan dolayı utanır. Yine ölünün ardından bağıra çağıra ağlamak, böyle üstünü başını yırtarak, dövünerek, aşırı feryat ederek, ağızdan kötü söz çıkarak ağlamak, ölenin ruhuna azap verir. Ölenin ruhuna azap verir. Onun için ölen insana iyilik yapmak isteyenler, kardeşlerim, mümkün olduğunca ha ağlamak vardır. İnsan gözyaşı döker. Şimdi şehitlerimizin ardından o küçük çocuk tabudun başına geldi. 5-6 yaşındaki kızı değil mi? Babamı niye bunun içine koydular dedi. İnsanın ciğeri yanıyor. Bizim yani ekranda haberlerde seyrederken gözlerim yaşardı benim. Yani o çocuğun o şekilde babamı niye bunun içine koydular deyince yani insanın içi dayanmıyor böyle şeylere. Ee, tabii değerli kardeşlerim ağlayabilir insan. Bunda bir sorun yok. Ağlamak günah değil. Ağlarken isyan etmek, Allah'a isyan etmek. Şimdi bu devletin, bu bu memleketin, bu ülkenin bizim kalması için bir politikası, bir devlet stratejisi olacak mı? Olacak. E bizden teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz oluyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey var mı? Benim oğlum da olabilir, senin oğlun da olabilir. Ve Allah razı olsun memleketimizde, milletimizde zaten gavurların anlayamadığı bu. Amerika'ya 10 tane tabut gitse kıyamet koparıyorlar, yollarda yürüyüş yapıyorlar. Ama bizde bak binlerce şehidimiz oldu, hala vatan sağ olsun diyor. Bu imandır kardeşlerim. Ve şehidin ailesine Allah şefaat hakkı veriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.